söyleniyor. Sadeh. Evet Sadeh. Sadeh e, diyeceğiz. Muharrami Muharremi, İranlı oyuncu. E, 24 yaşında. Bunu da geç, e, genç kabul edebiliriz. Çünkü hala genç. gelişim Vallahi e, kaydediyor. Valla ben de 30 yaşındayım. Benden küçük herkes genç. <laughs> 29'dan aşağı herkes Kıstasımız genç. Kıstasımız bu. Evet. Bakış açımız bu. Evet. E, ve bu Hırvatistan Ligi'nde yine saptadığımız Dinamo Zagreb'de oynayan önemli bir kanat oyuncusu, sağ oyuncusu. Zaman zaman orta sahada sağ açık bölgesinde de görev veriyor hocası. Neden Muharrami'yi böyle özellikle ön plana alıp bu oyuncuyu tanıtmak istedim? Ayağına çok hakim bir oyuncu. Sağ bekte oynadığı halde orta sahil gibi, orta saha elemanı gibi çok sakin, Ayağından topu çıkarışları, pas atışları bilerek, görerek ve kendine hakim bir şekilde bu oyun açmayı beceriyor. Sabek'te oyun kuran müdafaa oyuncusu olarak adlandırabiliriz. Bu noktada genelde sen sorarsın Pelin, bu oyuncuyu tanıtıyorsun. Mesela kim gibi diyebilirsin? Türk futbol severlerin yakından tanıyacağı bir isim, yakın zamanda gitmiş ülkesini bir isim. Mariano. Hani Herkes Sabek'te. Oyun kurucu olarak bir bek olarak görür. Sadece çizgiden değil biraz daha içe kat ederek de oynamayı seviyor. Çalım yetisi var, becerisi var. Karşısındaki rakibi geçebiliyor. Asistleri çok etkili. Sağ ayağını zaten iyi kullandığı için istediği anda ceza sahasında kaliteli ortaları müsait durumlarda yapabiliyor. Takımın forvet oyuncularını golle buluşturabiliyor. E Persopolis çıkıştı. 63 maç oynadı orada. 3 asist yaptı. Birazdan zayıf yönüne geleceğiz. Geliştirmesi gereken yönüne geleceğiz. Persopolis nerenin takımıydı? İran. İran, mı? İran. daha sonra Dinamo Zagreb'e geldi. Dinamo Zagreb'te Lokomotiv ve Zagreb'de kiralık olarak oynadı. Tekrar oradaki yükselişi Lokomotif ve Zagreb'deki başarılı performansıyla Dinamo Zagreb yine oyuncuyu kadrosuna kattı. Eee şu anda piyasa değeri olarak 700 bin euro, 800 bin euro bandında bir oyuncu. Kontrat süresi de 2023'te bitiyor. Aslında az kalmış, yani bir sene sonra sonlarına doğru yaklaşacak. Ama şunu söyleyelim, zayıf yönü olarak bu kadar ayağına hakim, bu kadar sakin oynayan muharraminin biraz daha gol sayısının fazla olmasını beklerdim. Çünkü artık Asist yeni beklerde bu özel ön plana çıkıyor. Yani Şimdi İran milli takımında da e, toplamda 4 maçı var. Asist gol henüz e, bir katkısı yok. E, Dinamo Zagreb'deki performansına bakıyoruz. E, 43 maç 2 asist. Ama maçta izlediğiniz zaman bir denk geldiğiniz zaman mesela Muharram'inin oyun akışına sağ taraftaki durumuna e, denk geldiğiniz zaman bu yumuşak kadife ayaklarla birlikte daha çok asist yapmalı hemen dersin. Bir kere çok sakin oynuyor. Savunmaya gelişi çok hızlı. Kontra atak yediği zaman Dinamo Zagreb ters kademelerde olsun, rakibini kovalamada olsun çok hareketli. Rakibini yakalamada çok becerili. Geride kalmıyor, hızı çok yerinde. Sabitli olması gereken en önemli özelliklerden bir tanesi. Ama bu kadar verkaça rahat girebiliyorken, Verkaçları çok başarılı, kendini bilerek orta saha oyuncularını da yaklaştırmayı becerdiğinden hızlı verkaçlarla birlikte önünü de açabiliyor ve pasatası çok az, pasatasının çok fazla olduğu karşılaşmalar hiç denk gelmedim. Hakikaten çok sakin görerek, isteyerek, bilerek ayağından topu çıkartıyor. Buna rağmen çizgiye inmesiyle, oralarda çok sık görünmesiyle gol sayısının, gol adedinin ve asist sayısının daha fazla olmasını beklerim. Bu noktada bu özelliğini geliştirebilir. Çünkü e, sahip olduğu özellikler, sahip olduğu meziyetler bunu vaat ediyor. E, asist sayılarının çiftli hanelere, yani gol asist katkılarının e, çiftli hanelere ulaşması lazım. O görüşteyim. Bu sezon belki onu yakalayabilir. Çünkü daha fazla İlkomir'de e, forma giyiyor. Daha fazla Dinamo Zagreb'de kendisini gösteriyor. E, kiralık değil, Kiralık olmadığı için de daha çok Dinamo Zagreb'e kendisini verebilir düşüncesindeyim. Ve bu sezonki istatistikleri benim için çok önemli olacak. Ama güçlü yanları, etkili yanları hakikaten Muharremi'nin ilerleyen dönemde daha kaliteli bir sabek olacağı yönünde emareler gösteriyor bize. Dinamo Zagreb sonrası bence önemli bir transfer daha yapacaktır. O bölgeden bir başka Avrupa kulübüne transferi her an gerçekleştirebilir. İran milli takımda da yeni yeni forma giymeye başladı. Ve bu noktada İran'da da milli takımları da İranlı oyuncular da Avrupa'nın önemli liglerine transfer ediliyor. İran milli takımda da göstereceği performansa birlikte bana kalırsa Hırvatistan liginden bir başka lige biraz daha Dinamo Zagreb üstü takıma geçebilir diye düşünüyorum ve bahsettiğim gibi ayaklarına hakim oluşu topu oynamayı isteyen takımlar için muharrami biraz daha istediği yere getirebilir. Yani kontratak ziyade kontratak oyununun farklı durumunda biraz daha baskı kurmayı seven, topu ayağında tutup ön alanda oynamak isteyen takımların ihtiyacı olan bir sabek. Muharremi de bunu karşılıyor ama dediğim gibi Belki de işte o özelliğini arttırdığı, geliştirdiği anda Avrupa'nın bir başka takımına transfer olabilir. Gol becerisini, asist becerisini biraz daha arttırması lazım diye düşünüyorum. Şimdi ben bu tarz oyuncular milli takımda oynayınca böyle şey gibi geliyor. Piyasasını 2'ye 3'e katlıyormuş gibi. Şimdi şu Hı -hı. da konuşmamız gereken bir şey aslında. Ya İran ya yani şurası bizim sınır komşumuz. Hı -hı. Yani Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb diye bir takımı ...gidip bu çocuğu bulabiliyorsa... Hı hı. ...muhtemelen onlar bulduğunda... ...bu çocuk biraz daha küçüktü. Belki 20 yaşındaydı. Bilmiyorum hı kaç hı. yaşındaydı. Sen daha iyi bilirsin. Zor değil ya. Yani şurası. 20'li yaşlarda evet. Şurası aşağısı. Bizim komşumuz. Komşu, komşu ülke. Ya, Dinamo Yatırım Zag... yapılıyor. Ya, Dinamo Zagreb bunu hı hı. çok iyi yapıyor mesela. Bu hı hı. yatırımları. Hırvat takımları çok iyi yapıyor. Hani şu bardağı 1 liraya alıp... ...10 liraya satıyorlar Avrupa'ya. Dinamo Zagreb özellikle... ...hakikaten... E, ...bu işi Hırvatistan'da... ...en iyi yapanlardan bir tanesi. ve Transfer çizelgelerine baktığımız zaman ve bütün futbol severler, izleyicilerimiz transfer markt sitesinden e, bu çizelgelere falan ulaşabilirler. Oyuncuların gelişimi, oyuncuların transfer ettiği, edildiği yerler, e, gol asist sayıları. Ve şunu görüyorum, o tabloyu açıp baktığım zaman Dinamo Zagreb'te genç genç oyunculara küçük küçük rakamlar veriyorlar, kiralamaya çıkartıyorlar. Küçük rakamlar veriyorlar, satıyorlar ve bu şekilde yani bugün... E, bu kulüpler ticarethane gibi yönetilmeli. Yani aldığınız kadar, aldığınız kadar karlı bir şekilde satmanız lazım. Dinamo Zagreb bunu başarıyla yapıyor. Bizim kulüplerimizin de özellikle yapması lazım diye düşünüyorum. Eee